en büyük nimet. Ön söz. Sonsuz hamdü sena Rabbül alemine. Sonsuz salatü selam rahmeten lil alemine. Salatü selamlarımız alemlere rahmet olarak gönderilen, bizler için iman ve İslam ile beraber en büyük nimet olan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve etbaına. Onu, o en büyük nimeti idrak etmek ve ettirmek, tanımak ve tanıtmak en büyük vazife. Lakin o rahmeten lil alemindir. O bizim kavrayamayacağımız alemlere dahi rahmettir. Biz onun büyüklüğünü ifade etmek bir tarafa, onu hakkıyla idrak dahi edemeyiz. Çünkü o öyle muazzam bir hakikat ki, onu gören, onun sohbetinden feyizlenen ashab-ı kiram dahi, onu anlatmaktan aciz kalmış da, Kur'an-ı Kerim'i okuyun, onun muazzam ahlakının tarifi odur. Onu gönderenin azametini düşünün de, onun kadrini buna göre idrak edin. Ne ondan önce, ne ondan sonra onun gibisini görmedik şeklinde ve geniş ufuklu cevaplar verebilmişlerdi. Zira bir yaratılış harikası olan Fahri Kainat Efendimizin hakikatinin beşer takati ile bütün esrarına vakıf olunabilmesi ve kamil manada izah edilebilmesi mümkün değildir. Bir tarafta idrak edilecek maverai hakikatin muhteşem büyüklüğü, diğer tarafta onu idrak etmeye çalışan beşerin acziyeti, noksanlığı, hiçliği. Düşünmek lazımdır ki sonsuz kere sonsuz rahmet deryası karşısında beşerin kabının hacmi ne kadardır? İdrak ve izahların zafiyetlerinin hatırı için hakikatler tahdide uğrayacak değil ya, öyleyse Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin af ile kabulüne sığınmaktan başka çaremiz yoktur. Ancak bu aziyet ve çaresizlik vazifeyi terke bahane olamaz. İslami bir kaidedir. Bir şey tamamen elde edilemiyor diye bütünüyle de terk edilmez. Bu sebeple aziyetimize rağmen, kalemimizin kifayetsizliğine rağmen onu anlatmak boynumuzun borcudur. Okyanustan bir yüksük kadar da olsa idrak etmek ve ifade etmek. Bu kitapçık, veladet kandili vesilesiyle Peygamber Efendimizin bizler için en büyük nimet olduğunu, koca bir deryadan bir damla misali, cüzi bir gayretle de olsa ifade etmek üzere yazılmıştır. Saadet sadece onu anlatmak değildir. Gerçek huzur ve sürur onun izinden gidebilmektir. Hakiki felah ve necat onun sünneti seniyesine ittiba edebilmektir ve onun muhteşem ahlakından nasip alabilmektir. Onu anlama ve anlatma gayretleri, onu tanımaya ve tanıtmaya vesile olabilmek içindir. Onu tanımak da ona samimi bir muhabbete vesile olabilmek içindir. Bu muhabbet de ona sadakatle ittibaya vesile olabilmek gayesine matuftur. Eserimizin okunan sinelerde bu ulvi gayeye bir nebze vesile olabilmesi Cenab-ı Hak'tan niyazımızdır. Muvaffakiyet ancak Allah-u Teala'dandır. Osman Nuri Topbaş, Ak Mescid, Zilhicce 1439.
marifetin zirvesi, muhabbetin rehberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne büyük nimet. Rabbimiz bizi sonsuz nimetlerle perverde eyledi. Bizleri yarattı, var eyledi. Bize hayat verdi. Milyarlarca nevi hayvanattan biri eylemedi. Ruh verdi, kalp verdi, insan kıldı, mükerrem eyledi. Bizi küfrün, şirkin, nifakın karanlıklarında bırakmadı. İman verdi, İslam ile müşerref kıldı. Bu muazzam ikramlarının üzerine bir muhteşem ihsanda daha bulundu. 124 bin küsur peygamber içerisinde bizleri Şah-ı Resul, Sultanül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet eyledi. Bu öyle büyük bir nimet ki Cenab-ı Hak Fahri Kainat Efendimiz'e ümmet olmanın ne büyük bir nimet olduğunu ayeti kerimede şöyle hatırlatmakta. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Âl-i İmran suresi 164. ayet-i kerime. Soralım kendimize. Bu büyük nimetin ne kadar farkındayız? Bu lütuf hazinesinden, bu ilahi feyiz ve ruhaniyet sofrasından ne kadar istifade edebiliyoruz? Bu muazzam ihsanın şükrünü eda edebilme gayretimiz ne kadar? Bu suallerin cevabı ve şükrün icabı için evvela nimeti hakkıyla idrak etmemiz zarurdur. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki muazzam kıymetini, muhabbetullah ve marifetullah ufkundaki ulvi makamını, kul ve Resul zirvesindeki mualla mevkiini anlamak için şu mukayeseyi yapmak icap eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin manevi rahleyi tedrisinde yetişmiş ehlullah'tan bir misal. Hazreti Mevlana. Evliyaullah içerisinde çok yüksek mevkiye haiz bir hak dostu. Zahiri ilimlerin zirvesine ulaştığı devrin en büyük medreselerinin dersağımı. Tabiri caizse Selçuklu Üniversitesi'nin ordinarius profesörü olduğu halini hamdım diyerek tarif eder. İlmini irfana terakki ettirebildiği, hikmet ve sırlara vakıf olduğu devresini piştim sözüyle hülasa eder. Bu terakkinin zirvesinde marifetullah'tan zerre kadar bir tecelliye mazhar olduğu devresini ise yandım diyerek anlatır. Bize ummanlar halinde eserleriyle aktardığı tecrübe o zerrenin akisleridir. Velayete mazhar olmuş bir hak dostunun zerresine dayanamadığı tecellilerin en zirve makesi olan Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? İnşirah 1. ayet sırrına mazhar oldu. Tecelliler kendisini her taraftan kuşattı. Fakat kainat kadar geniş olan sadrı marifetullah'a kanmadı. Susadıkça daha bir susadı. İçtikçe de susuzluğu daha da arttı. Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki halinin bir adım geride oluşuna tevbe ediyordu. Nitekim ben günde 70 defa, diğer bir rivayette 100 defa tevbe ederim buyurmuşlardı. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Mevlasına her an daha fazla yakınlık istiyordu. Çünkü iştiyakı sonsuzdu. Kul ile Rab arasındaki mesafe ise sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler eriştiği marifetullah derecesine rağmen ''Ya Rabbi, seni gereği gibi ve layık olduğun veçile tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk edemedim.'' diye iltica ve tazarruda bulunuyordu. İşte Fahri Kainat Efendimizin büyüklüğü. Allah'ın en büyük velilerinin bir damlasıyla taştığı ve dayanamadığı engin marifetullah deryasından en zirve mahiyette istifade. Zaten Ehlullah Hazaratı
Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talebeleridir. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı buyuran Ümmi Nebi, bütün peygamberlerin, Evliya Allah'ın ve mukarreb meleklerin en büyüğü Cebrail aleyhisselamın da fevkindedir. Miraç hadisesinin en ileri noktasının eşi olan Sidretül Münteha'da Cebrail aleyhisselam, "Ey Allah'ın Resulü, buradan öteye yalnız gideceksin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Niçin ey Cibril?" diye sordu. O da şu cevabı verdi: "Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adam atarsam yanar kül olurum." Miracın bundan sonraki safhalarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Kendisine harikulade tecelliler lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Hakikati ve asıl mahiyeti Allah ile onun Habibi arasında ebedi bir sır olarak kalan muhteşem tecelliler tamamen alemi gayb şartları dahilinde tahakkuk etti. O sırlı ve muhteşem mülakatın hatırası olarak bize namazlarımızda tahiyyat okumamız vacip oldu. O tahiyyat ki Efendimiz'e ilahi selam. Selam olsun sana ey peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimizin Miraç'ta verdiği bu selamı biz de namazlarımızda Efendimiz'e tekrar veriyoruz. Namazda herhangi bir beşere selam verdiğimizde yahut aldığımızda namazımız bozulmakta. Lakin namazda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam ve salat edişimiz namazımızı bozmuyor, ikmal ediyor, ihya ediyor, tamamlıyor. Zira ona Allah salat ediyor, melekler salat ediyor. Ayeti kerimede buyurulur: Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler, siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ashab suresi 56. ayet. Bu nasıl bir salattır bize keyfiyeti meçhul. Cenab-ı Hak ile Habibi arasında mahrem bir sır. Bizim idrak ve hislerimizin çok üstünde ulvi bir sır. Bize Efendimizin Mevla katındaki kıymet ve faziletini bildiren bir sır. Bize bu sırdan yansıyacak mana, o ilahi muhabbetin civarında olmak, beraberinde olmak, ondan tefeyyüz ve istifade çırpınışında bir ömür yaşamak. Hakkın Habibini severek muhabbetullah'a talip olmak. Habibi vesilesiyle muhabbetullah. Çünkü Rabbimizin muhabbeti zirve bir muhabbettir. El-Vedudu Teala hangi ulvi hasletleri sevdiğini, hangi mezmum sıfatları sevmediğini Kur'an-ı Azimuşşan'da bildirmekte. Habibullah Efendimiz de Rabbimiz nezdindeki bu ulvi kıymet ve muhabbete müstesna hasletleriyle erdi. Tamamlayıcısı olduğu muazzam ahlakıyla, sırat-ı müstakim üzere dost doğru istikametiyle, mazi ve istikbali dahi af ve mağfiret ile teminat altına alınmış olduğu halde şükreden bir kul olma azmindeki derin kulluk ve ibadetiyle, kendisini taşlayanlara dahi incinmeden dua etmesini sağlayan affediciliğiyle, hilmiyle, müsamahasıyla, rüzgarları geride bırakan cömertliğiyle, suffe ashabını evladı iyalinden önceye aldıran isarıyla, fedakarlığıyla, ümmeti için beşikten mahşere kadar şefkat ile, ümmeti, ya Rab ümmetimi isterim, ümmeti isterim diye İlticasıyla. Ümmetinin derdiyle dertlenmede Esma-i İlahiye'den olan Rauf ve Rahim sıfatıyla anılmaya layık, refet ve merhamette Cenab-ı Hak ile bu derecede kalbi beraberliğe, maiyete nail oluşuyla, yavrusunu emziren bir kelbi rahatsız etmemek için ordu güzergahını değiştirecek derecede mahlukata Halik'in şefkat nazarıyla bakma şuuru, merhamet, zerafet ve rikkatiyle. Velhasıl bütün mahlukatı içine alacak derecede
dergah olan gönlüyle. Ki onun muhteşem gönlünde merhamet ve şefkatiyle adeta bir mahşer kaynıyordu. Kız evlatlarını diri diri gömen taş yürekli cahiliye insanından ashab-ı güzini dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir faziletler medeniyetini meydana çıkaran tezkiyesi, terbiyesi ve muallimliğiyle. İslam hukuku metodolojisinin büyük simalarından İmam Karafi der ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, onun cahiliye insanından yetiştirdiği muhteşem asr-ı saadet nesli Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata kâfi gelirdi. Bitmek tükenmek bilmez şevk ve iştiyakı, yeis bilmez azim ve gayreti, karnına taş bağlatan züht, kanaat ve istinası, Allah arslanlarını kendisine sığındıran cesaret ve şecaati, akarsuları hayran bırakan hitabet, talakat ve selaseti, düşmanının tasdik ettiği emanet ve sadakati, insaf ehli tarihin ve tarafsız bilgisayar programlarının itiraf ettiği fetaneti, emsalsiz muvaffakiyetiyle. İdrak ve ihate edilmez, idrak edildiği kadarı da anlatılmakla bitmez ve lisanların imkanı ve kudretini aşan faziletleriyle. İşte bizim de muhabbetullah'a nailiyet anahtarımız bu ulvi hasletlerle kuşanma, bu yüce ahlak ile ahlaklanma şuur ve gayretimizdir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle hayatımızın her safhasında kalbi ve fiili beraberliğe ne kadar erişebilirsek ahirette ona o kadar yakın olabiliriz. Onun şefaat kevserinden o kadar istifade edebiliriz. Onun nasıl müstesna bir nimet olduğunu idrak edip bu şuurla onunla beraberlik şevk ve heyecanını, feyiz ve ruhaniyetini yaşayan sahabe-i kiram efendilerimiz bizler için en güzel numune. Onlar o hidayet güneşinden öyle istifade ettiler ki kökleri Mekke ve Medine'de bulunan bu bereketli fidanların hizmet ve tebliğ dağları Çin'e, Hind'e, Kuzey Afrika'ya, İstanbul'a kadar uzandı. Hidayet ve takva meyveleri cihanın her yerini bereket ve lütuflara gark etti. Halid bin Velid ona ümmet ve sahibi olmanın müstesna kıymetini idrak edince Allah'ın kılıçlarından bir kılıç haline geldi. Onun kumandanlığında nice belde İslam fütühatına açıldı. Ondan peygamberimizi anlatması istendiğinde cevabı ne muhteşemdi. Onu hakkıyla anlatamam. Hazreti Halid bir seriye esnasında Müslüman bir aşiretin yanında konaklamıştı. Aşiret reisi Efendimiz'i görüp şerefli sohbetinde bulunma lütfuna erişmiş bir sahabiyle tanışmanın heyecanı içinde bize Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatır mısınız dedi. Halid bin Velid radıyallahu anh Allah Resulü'nün o ebedi güzelliklerini anlatmaya gücüm yetmez. Tafsilatıyla anlatmamı istiyorsan bu mümkün değil dedi. Reis bildiğin kadarıyla anlat, kısa ve öz olarak tarif et deyince Hazreti Halid radıyallahu anh şu karşılığı verdi. Gönderilen gönderenin kadrinci olur. Gönderen alemlerin Rabbi, kainatın haliki olduğuna göre gönderilenin şanını versen ona göre düşün. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadrini bilmek, kıymetini idrak etmek, bizi onu gönderen Allah'ı kalben tanımak, yani marifetullah noktasında terakki ettirir. Mesela Cenab-ı Hak zatını biz kullarına en çok Rahman ve Rahim ismiyle tanıtıyor. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibi. Bu hakikatin bize vereceği ders ve ibret bizim de merhamet ve affedicilik hasletlerini hayatımıza nakış nakış işlememiz. Cenab-ı Hak El-Adl, El-Muksid isimleriyle bize adaletini talim etti. Habibi de adaleti tahakkuk ettirmekte en sevgili kızını dahi herhangi bir kişiden farklı görmeyeceğini bildirecek kadar
hakkaniyetli. Biz de Allah'ın sadık kulları ve Habibinin şefaate layık ümmeti olmak istiyorsak, o adalet ile müzeyyen ve mücehhez olmamız zaruri. Bir gayrimüslim bile onun tevzi ettiği adaletin muhteşemliği ve emsalsizliği karşısında hayran kalarak bunun şahitliği halinde oldu. Meşhur filozof Lafayette asırlar sonrasından peygamberimize hitaben demiştir ki, ey büyük insan, senin dünyada tevzi ettiğin hak, hukuk ve adaleti şimdiye kadar hiç kimse tevzi edemedi. Bütün cemal ve kemal vasıflarında Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmakta yegane numune-i imtisalimiz, fiili kıstas ve örneğimiz, üsve-i hasenemiz, fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Halid radıyallahu anh'a sorulduğu gibi Hazreti Ayşe validemizden de Peygamber Efendimizin ahlakını anlatması istendi. O da şöyle dedi: siz Kur'an-ı Kerim'i okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük mucizesi. Efendimizin ahlakını okumak isteyen Kur'an okumalıdır. Kur'an'ın kamil manada hayata nasıl tatbik edileceğini öğrenmek isteyen, Fahri Kainat Efendimizin hayatına, sünnet-i seniyesine, siret-i şerifesine nazar etmelidir. Kur'an-ı Kerim'de ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Resul-i Ekrem Efendimiz gibi muazzam bir ihsan-ı ilahi. Bir başka nimet. Kur'an-ı Kerim ki varlığımızın gayesi. Ayeti kerimede buyrulur: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, sır ve hikmetleri idrak edip ifade etmeyi öğretti. Rahman Suresi 1. ve 4. ayet-i kerimeleri. Demek ki insanın yaratılması Kur'an ile istikametlenmesi için, Kur'an'ı öğrenmesi, yaşaması, hayatına nakşetmesi için. Bunun için de rehberi canlı bir Kur'an olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimenin siyakından da görmekteyiz ki insan Kur'an'ı öğrendikten sonra ona beyan öğretilmekte. Kul Kur'an akidesiyle imanını, Kur'an ahlakıyla seciyesini, Kur'an ahkamıyla hayatının her safhasını ıslah ettikçe ona beyan, hikmet ve sırlar lütfedilmekte. İnsana Kur'an ve kainattaki sır ve hikmetler beyan edilmekte. Azamet ve kudret akışları, ilahi sanatın muazzam nakışları, Kur'an ve sünnet ile tertemiz olan kalpler tarafından temaşa edilebilmekte. Kur'an ve sünnet. İki peygamber emaneti olarak bizim iki cihanımızın iki muazzam güneşi. Onların nur ve ziyasından uzak hayatlar cahiliye karanlığı. Kur'an ve sünnet arş-ı âlâ'dan bizim dünyamıza lütfedilmiş iki ruhani sofra. Kur'an'ın hakiki ve bağlayıcı müfessiri olan sünnet-i seniyye bahçesinden gönüllerimize bir demet hadis-i şerif ikram edelim. Bize Allah Resulü'nün Allah katındaki şeref ve kıymetini bildiren şu hadis-i şerif ile başlayalım. Bir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ya Resulallah, Allah'a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin. Gözümün kör olması bana çok zor geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ama ise, ya Resulallah, beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua ediniz deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: git, abdest al, sonra iki rekat namaz kıl, ardından da şöyle dua et: Allah'ım, rahmet peygamberi olan Nebin Muhammed'le onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed, ihtiyacımın verilmesi için seninle Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Hakimin rivayetinde amanın gözü görür bir halde ayağa kalktığı şeklinde ilave bir ifade yer almaktadır.
İşte Cenab-ı Hakk'a Efendimiz ile birlikte yönelmenin kadir ve kıymeti. Duaların kabulü, ama olan basiret gözlerinin şifası ve iki cihanın saadetine yegane vesile ve anahtar o sallallahu aleyhi ve sellem. Her insan Cenab-ı Hakk'ın mudil ve hadi ismi şeriflerinden tecellilere sahne. Her insan her şeylere vesile, bir şeylere mani. Yani anahtar ve kilit. Peygamber Efendimiz insana bu özelliğini doğru kullanmayı emrediyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki onlar hayra anahtar, şerre de kilittirler. Öyleleri de vardır ki şerre anahtar, hayra kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarlarını verdiğini kimselere ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun. Efendimizin ikazı ve azarlaması Rabbimizin gazabı ve kahrı demek. Efendimizin müjdesi ve tebriki Rabbimizin de muhabbeti ve rızası demek. Her fiilimizi sünnet-i seniyyenin terazisinde tartmak ve Cenab-ı Hakk'ın gazabından rahmetine iltica etmek en doğru ve elzem kulluk vazifemiz. İşte Efendimizin işaretiyle kurtuluş ve helak sebepleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Üç şey vardır ki münciyattandır. İnsanı kurtaran şeylerdendir. 1- Gizli ve açıkta Allah'tan haşyet duymak yani korkmak. 2- Rıza ve gazap halinde adaleti sağlamak. 3- Fakirlik ve zenginlik anında iktisatlı olmak. Şu üç şey de mühlikattan, insanı helak edici şeylerdendir. 1- Kendisine tabi olunan heva. 2- Cimrilik. 3- Kişinin kendini beğenmesi, kibir. Helak edici huylardan kurtulmak ve felaha erdiren hasretleri kazanmak için de rehberimiz, Üsve-i Hasenemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbimizin onun muhabbetine ve onun vesile olduğu ilahi muhabbete erebilmesi için şifremiz kavli ve fiili dua. Muhabbetine duacıyım. Ebu Derda radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davut peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım senden senin muhabbetini, beni sevmeni ve kalbime muhabbetullah nasip etmeni, seni sevenlerin muhabbetini, onları sevmemi ve onların beni sevmesini nasip etmeni ve beni senin muhabbetine ulaştıracak salih amelleri niyaz ederim. Allah'ım senin muhabbetini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Sevgiyi kullarının kalbine yerleştiren Cenab-ı Hak'tır. Muhabbet ve meveddet Cenab-ı Hakk'ın el-vedud sıfatından bir tecelli. Cenab-ı Hakk'ın sevgisine erebilmek de kulun elinde değil. Cenab-ı Hakk'ın kendisini sevdirmesi için de kul daima Cenab-ı Hakk'a iltica edecek, ona sığınacak, istinadı sadece Allah-u Teala olacak. Bu sevgiye ermeye vesile duanın devamında seni sevenlerin muhabbetini de niyaz ederim. Allah'ı sevmekte muhabbetullah'ta zirve. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onu sevmek bizi ilahi muhabbet, marifet ve mağfirete nail eyler. Hadis-i şerifte buyrulur, kişi sevdiği ile beraberdir. Dünyada ve ahirette kimin yanında olmak ve nerede bulunmak istiyoruz? Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve onun bulunduğu yerde. Fakat bunun için her halimiz, edebimiz, ahlakımız ve yaşayışımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hali, edebi, ahlakı ve yaşayışı ekseninde olmalıdır. Yani muhabbet kalbi bir fiildir. Tescili için ameli salih gerekir. Tahkiki için takva gerekir. Duanın üçüncü cümlesi de bu sırrı vermekte. Ve beni senin muhabbetine ulaştıracak salih amelleri de niyaz ederim. Salih ameller mümini Allah'a ve muhabbetullah'a yaklaştırır. İşte bu hakikati tasdik eden bir kutsi hadisi şerif.
Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum bana en çok kendisine emrettiğim farzları ifa ederek yaklaşır. Farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm. Bana sığındığında onu korurum. Ya Rabbi, kalplerimizde zatına, Habibine ve sana yaklaştıracak salih amellere muhabbet meydana getir. Bizlere imanı sevdir, ibadetleri sevdir. Peygamberimizin ahlakıyla mütehallik olabilmeyi sevdir. Kalplerimize imanın ve takvanın ruhani lezzetlerini tattır. Gönüllerimize küfrün, masiyet ve fısku fücurun nefretini ilka eyle. Ya Rabbi, Habibine ümmet olmak nimetini idrak eylememizi, bu şuur ile onun ruhani dokusundan hisse alabilmemizi, onun müstesna Kur'an ahlakıyla mütehallik olabilmemizi cümlemize nasip eyle. Amin. Gönül gönül muhabbet. Tasavvuf erbabı kalp ve muhabbet üzerinde çok itina ve hassasiyet göstermişlerdir. Zira kalp tecelligahı ilahidir. Gönle girmek ve gönüller kazanmak adeta tasavvufun özüdür. İnsan ekseriya müşahhas şeylere çok meylederken manevi ve mücerret hakikatlerin ehemmiyetini idrak edemez. İhmal eder. Bu sebeple gönlün hakikatini bütün Müslümanların çok tazim ettiği ve görmek için can attığı Kabe-i Muazzama ile ifade etmişlerdir. Nitekim Molla Cami der ki, Kabe bünyadı Halil-i Azerest, dil nazargahı Celil-i Ekberest. Kabe, Azeroğlu Halil İbrahim tarafından yapılmıştır. Gönül ise yüce ve büyük Allah'ın nazargahıdır. Bir gönle gir ki Hacc-ı Ekber olsun. Sufilere ait eserlerde gönlün Kabe'ye teşbihine sıkça rastlanır. Bu keyfiyetin esası şudur. İnsan zübde-i kainat yani kainatın özüdür. İnsanda kalbin mukabili de kainat içinde Kabe gibidir. Kabe Beytullah'tır. Sübhan olan Allahu Teala'nın beytidir. Namazda ona yönelmek, ümrede ve haçta onu tavaf etmek, Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Hazreti Mevlana buyurur. Hacca gidenler orada evin, yani Beytullah'ın sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler. Bu ifade ibadet ve kullukta ancak gerçek şuur ve idraki temin içindir. Yani Hazreti Mevlana'nın asıl derdi haccın ilahi hikmet ve irfanına vakıf kılmaktır. Yoksa bu tür izahlara saplanarak hac farizasını iptal manası çıkarılamaz. Böyle bir iptal düşüncesi ayeti kerimeye göre de açık bir küfür olur. Hasıl maksat şuursuz ve kalpsiz kuru bir ibadet değil, derin ve hissiyat içinde Allah'ı razı edecek bir kıvamda kulluk edebilmektir. Bunun içindir ki Beyzat-ı Bestami Hazretleri de şöyle buyurur. İlk hacca gidişimde yalnızca beyti yani Kabe'yi gördüm. İkinci gidişimde beyt ile birlikte sahibinin de tecellilerini seyrettim. Kabe'nin Rabbi ile buluştum. Üçüncü gidişimde ise sadece beytin sahibinin tecellilerine nail oldum. Esas marifet gönlü Rabbine rağm edebilmek. Kabe'nin sahibini bulan Yunus Emre Hazretleri'nin şu ifadeleri de çok manidardır. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni. Zaten Kabe'den maksat da Allah emrine ram oluş değil midir? Bu itibarla hakikaten insan da Kabe'de tecelligah-ı ilahi olmak yönünden
merkezi bir durumdadırlar. Bu menkıbelerde bazen gönlün Kabe'ye tercih olunan bir üslup ile takdimi, kısmen aşikane bir coşkunluk ve kısmen de gönlü bu hale getirmenin ehemmiyetini anlatmak ve bu husustaki gayretlere rağbet ettirmek içindir. Gönlü tecelligahı ilahi haline getirenler, gönlü tecelligahı ilahi haline gelenler hakkında İbni Ömer aleyhisselamın Kabe-i Muazzama'ya hitaben söylediği şu sözler çok calibi dikkattir. Sen ne büyüksün ey Kabe, senin şanın ne yücedir. Fakat gerçek bir müminin Allah katındaki şerefi senden de üstündür. Gönlü tecelligah-ı ilahi haline gelenler hakkında İbni Ömer radıyallahu anh'ın Kabe-i Muazzama'ya hitaben söylediği şu sözler çok calibi dikkattir. Sen ne büyüksün ey Kabe, senin şanın ne yücedir. Fakat gerçek bir müminin Allah katındaki şerefi senden de üstündür. Kalp imanın mahalidir. Kamil bir mümin kalbinin Kabe'den eftal olduğu Abdullah bin Ömer'in bu ifadesinden de anlaşılmaktadır. Nitekim Mevlana Hazretleri de şöyle buyurmuştur. Eğer sende basiret varsa gönül Kabe'sini tavaf et. Topraktan ve taştan inşa edilmiş Kabe'nin asıl manası gönüldür. Yani muhabbetle dolu bir gönül ara. Kendi gönlünü de o muhabbete rahmet. Cenab-ı Hak görünen bilinen suret Kabe'sini tavaf etmeyi, masiyetten temizlenmiş, arınmış bir gönül Kabe'si elde edesin diye sana farz kılmıştır. Hacca gidenler orada Kabe'nin sahibini arasınlar. Eğer orada Kabe'nin Rabbini bulabilirlerse, gönüllerini tecelligah-ı ilahi haline getirebilirlerse, bundan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler. Şunu iyi bil ki sen Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitir kırarsan, Kabe'ye yaya olarak da gitsen, kazandığın sevap gönül kırmanın günahını dengeleyemez. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalp kırmamak hususunda şöyle buyurur. Şunu iyi biliniz ki kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Hak Teala'ya kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun ister asi olsun kalbe eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Aman bundan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek kadar Allah-u Teala'yı gazaplandıran başka bir günah yoktur. Zira kalp Cenab-ı Hakk'a vasıtasız ulaşabilen yegane varlıktır. Yunus Emre Hazretleri de bu hakikati şöyle ifade eder. Gönül çalabın Allah'ın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Bilhassa ilim ehlinin önce kendini irşad etmesi ve kalbini seviye kazandırması gerekir. Ancak bundan sonra güzel ahlaka erişebilecektir. Bunu Yunus şöyle ifade eder. 29 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Aksakallı pir hoca, bilemez halin nice, emek yemesün hacca, bir gönül yıkar ise. Diğer taraftan Allah'a yakın, kırık bir gönlü ihya edersen, bunun ecri de Allah'a aittir. Zira Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa'ya sen beni kırık kalplerin yanında ara buyurduğu rivayet edilmiştir. Bu sebeple gönül kırmamak, kazara incitilen bir gönlü de mutlaka yeniden kazanmak hususu tasavvufun ilk merhalesi olarak görülmüştür. İncitilen gönlü yeniden kazanmak ile alakalı asr-ı saadetten şu kıssa ne kadar ibretlidir. Peygamber müezzini Bilal radıyallahu anh siyah idi. Ebu Zer radıyallahu anh ona bir kızgınlık anında ey kara kadının oğlu diye hitap etti. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e sen kendisinde cahiliye huyu bulunan bir kimsesin diyerek kızdı.
Ebu Zer radıyallahu anh çok pişman oldu. Hazreti Bilal'den helallik istemek ve onun kendisini affetmesini temin edebilmek için gitti, başını onun eşiğine koydu. Şöyle de dil döktü. Ey Bilal, ancak beni affeder ve ayağınla yüzüme basarsan eşiğinden kalkarım dedi. Hazreti Bilal buna ihtiyaç olmadığını defaatle söylese de dinletemedi. Sonunda sırf onu razı etmek için ayağıyla basar gibi yapıp geçti ve onu affetti. Gönül huzuruyla helalleştiler. Ebu Zer radıyallahu anh bundan sonra Efendimizin talimatına çok dikkat etti. Sonraki halini tabiinden Marur bin Süveyd radıyallahu anh şöyle anlatır. Ben Ebu Zer radıyallahu anh'ı üzerinde değerli bir elbiseyle gördüm. Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de vardı. Kendisine bunun sebebini sordum. Ebu Zer radıyallahu anh cevaben kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu bildirdi. Onlar sizin hizmetkarlarınız ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa kendi yediğinden ona yedirsin. Giydiğinden de giydirsin. Onlara üstesinden gelemeyecekleri şeyleri yüklemeyiniz. Şayet yükleyecek olursanız kendilerine yardım ediniz. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince müşriklerin Kabe'ye doldurdukları putları temizlemiştir. Mümin kulun ilahi tecellilere hazır hale gelebilmesi için, getirebilmesi için gönül Kabe'sini kibirden, zulümden, kötü ahlaktan ve Allah'tan başka her şeyden temizlemesi elzemdir. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh hazretleri, Abdülkadir Geylani hazretleri ise bu yüceliğin şartını şöyle ifade eder. Gönül ancak masivadan arınmış marifetullah taliplerine Kabe olur. Bu hususta İsmail Hakkı Bursevi de şöyle der. Kalbe giren kimse Kabe'ye giren kimseden daha üstündür. Bu sebeptendir ki salih kullara ve Allah dostlarına bizi de gönlünüzden çıkarmayınız derler ve böylece istimdadı feyz ve talebi himmet ederler. Muhabbete vesile aramak. Davud peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran salih amelleri isterim. Demek ki bir mümin Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine erişmek için muhabbetullah'a nail olmuş gönüllere talip olmalıdır. Bunun zıddına hareket etmek, yani muhabbetullah'a vasıl olmuş hak dostlarına düşmanlık etmek hakkında ise Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Cenab-ı Hak dostlarını kendisi sevdiği gibi onları mümin kullarına da sevdirir. Nitekim Meryem suresinde buyurulur. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince Rahman olan Allah onlar için gönüllerde bir meveddet, sevgi yaratacaktır. Meryem suresi 96. ayet. Hak dostlarına bir başka ikram olarak Cenab-ı Hak sevdiği kullarının ömürlerini onların fani hayatlarından sonra da devam ettirir. İşte Şah-ı Nakşibend, Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve emsalleri olan hak dostları kıssalarıyla, menkıbeleriyle, eserleriyle ve ilahileriyle halen irşatlarına devam etmektedirler. Allah'ın en çok sevdiği Fahri Kainat Efendimiz'dir. Habibullah ismini alan yegane peygamber odur. Ona ittiba edebilmek muhabbetin zirvesidir. O sevgi sırf insanda değil, cemaatte bile tezahür etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud öyle bir dağdır ki o bizi çok sever. Biz de onu severiz buyurdular. Bir dağ Allah Resulü'nü sevmekte. Bu bizim idrakimizin ötesinde bir sevgi. Sadece Uhud değil. Fahri Kainat Efendimiz bir hurma kütüğüne yaslanarak vaaz eder ve hutbe verirdi. Cemaat kalabalıklaştı. Bir minber yapıldı. Kütük artık Allah Resulü'nden ayrı kalacağım diye ağladı.
Herkes onun inlemesini işitti. Bu hadise mütevatir olarak birçok sahabi tarafından nakledildi. Mevlana Hazretleri buradan hareketle gönlümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan muhabbetimizi bu hurma kütüğü ile mizan etmemizi tavsiye ederek şöyle der. Ey gafil! Musa'nın ve Ahmet'in mucizelerine nazar et. Asa nasıl ejderha oldu ve hurma kütüğü nasıl irfan sahibi oldu ve inledi? Muhabbetin hakikatini bir ağaçtan duy ve ondan ibret al. Kendini vücut ve dünya heveslerine mahkum etme. Gerçek saadetin ve mevkilerin en yücesinin vücutlar ötesinde ve onların son bulduğu yerde olduğunu bil. Bil ki gerçek saadet fani vücudun desiselerinden kurtulup ilahi vuslata talip olmaktır. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrı düştüğü için Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. Sen bir ağaçtan da aşağı değilsin. Hannane direği ol da sen de ayrılıktan inle. Sair mahlukat da Peygamber Efendimiz'e muhabbet ihsar ederdi. Hicret yolunda Sevr mağarasındayken güvercin ve örümceğin onun müşrik nazarlardan muhafaza için yaptıkları meşhurdur. Şifa-i Şerif'te Efendimizin devesi Adba'nın Allah Resulü'nün irtihalinden sonra üzüntüden yemeyip içmediği ve böylece öldüğü rivayeti yer almaktadır. Cemadat ve mahlukattan bu muhabbet tezahürleri karşısında insan düşünmeli. Bizim bir insan olarak, onun ümmeti olma saadetine ermiş bahtiyarlar olarak bizim ona muhabbetimiz nasıl olmalı? Bu meselede cali dikkat bir husus olarak İmam Gazali buyurur ki, bir lezzet vardır ki cennetin lezzeti onun yanında hiç kalır. Onu anlamak için şu misallere dikkat et, üzerinde düşün. İnsanın çeşitli devrelerde eşyadan lezzet alması birbirine musavi değildir. Hakikaten yeni doğan bir çocuğun bütün lezzeti ve gıdası annesinin sütünü emmektir. Zaten bundan başka bir şey bilmez ve ihtiyacı da yoktur. Fakat bedenen terakki ettikçe muhtelif enerjilere ihtiyacı devreye girer ve mecburen gıdalarının çeşnisi de değişir. Artık sadece süt emmek onun istemediği, istese de bedenin ihtiyacını tek başına gideremeyecek vasıftadır. Bu sebeple onun gıda ve lezzeti terakkisine göre olmak zaruretindedir. Öyle de olur. İşte manevi hayat da aynen böyledir. Manevi yolda terakki eden kimseye de önceki gıdalar artık yetmez olur. Artık daha üst seviyede manevi gıdalara ihtiyaç zuhur eder. Mesela farzlara ilaveten nafile ibadetlere, zekatın ötesinde her türlü imkandan infaka, hayır ve hasenata, fedakarlıklara, seherleri ihyaya ve benzeri gayretlere ihtiyaç duyar. Allah Resulü'nün ahlakından tecelliler ve nasipler almaya başlar. Yani manevi merhaleler neticesinde kalbin tattığı gıdalar ve lezzetler farklılaşır. Yani manevi yükselişte bir gönül her merhalede ayrı bir haz ve enerji alır. Sır ve hikmetler ile insanı arif olarak yaşatan bu terakki son nefese kadar devam eder gider. Çünkü bidayette de nihayette de insan yalnız Cenab-ı Hak'la huzur bulur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rad Suresi 28. ayet. Allah zikriyle mutmain bir kalp için artık bu fani aleme ait her şey çocukların oyuncak hükmünde kalır. Bu yüce itminana mazhar olma yolunda Hazreti Mevlana bütün merhaleleri üç kelimede toplar. Hamdım, piştim, yandım. Aşkın son makamı olan yanmanın en güzel tezahürü de hiç şüphesiz ki aşkı peygamberde zirveleşmektir. Aşkı peygamberde zirveleşmektir. Sözde de özde de bu ulvi aşkı izhar etmektir. Çünkü onu sevenler muhabbetlerini çok müstesna şekillerde izhar ettiler.
Ashab-ı kiram onu o kadar çok seviyordu ki canım malım, anam babam, her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyordu. Bu muhabbeti yaşamaktan o kadar büyük bir lezzet alıyorlardı ki bütün endişeleri ve bütün gayeleri ahirette de bu lezzeti tadabilmekti. Bütün arzuları cennette de onun sohbetinde olmaktı, sahabisi olmaktı. Öyle ki o vefat ettiğinde bütün ashabın bağrı hicran ateşleriyle doldu. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh vefatı Nebi haberini alınca bu can yakan hasrete dayanamadı. Ellerini yüce dergaha açtı, gözyaşlarıyla şöyle yalvardı: Ya Rabbi, artık benim gözlerimi ama kıl. Ben her şeyden çok sevdiğim peygamberimden sonra artık dünyada hiçbir şey görmeyeyim. Bu öyle yanık bir muhabbet ve öyle samimi bir iltica idi ki oracıkta gözleri ama oluverdi. Ondan ayrı düşmek bütün ashabının en büyük endişesiydi. Bülbül sedalı Hazreti Bilal, Fahri Kainat Efendimiz'den ayrı düşmenin ızdırabıyla dilsiz oldu. Onu mihrapta göremeyince sesi soluğu çıkmadı. Ashab-ı kiramın en büyük sevinci, kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesi oldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in en yakın ve en sevgili sahabesi. Ayşe validemiz babasının vefat anında Hazreti Peygamber'e duyduğu vuslat heyecanını şöyle ifade eder: Babam Ebu Bekir ölüm hastalığında bugün hangi gündür diye sordu. Pazartesi dedik. Eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanındır. Yani ona bir an evvel kavuşacağım andır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümre için kendisinden izin isteyen Hazreti Ömer radıyallahu anh'a kardeşcağızım bizi de duana dahil et, bizleri unutma buyurmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu büyük iltifat ve teveccüh karşısındaki halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözüne karşılık bana dünyayı verselerdi bu kadar sevinmezdim diyerek dile getirmiştir. Ashabın izindeki irfan ehli alimler ve hak dostları da Efendimiz'e muhabbetin eşsiz misalleri oldular. İşte büyük hadis alimi İmam Nevevi Hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun mübarek hadislerine aşık bir alim idi. Zahir ve batın bütün hayatını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde öyle fani etmişti ki rivayete göre ömür boyu bir kere bile karpuz yemedi. Çünkü ona dair her şeyi okuduğu halde Efendimizin karpuzu nasıl yediğini bulamamıştı. O halde yiyemeyecekti. Çünkü o her şeyiyle Efendimiz'de fani olmuştu. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetin hususi bir misali de Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öyle aşıktı ki 63 yaşından sonra toprak üstünde dolaşmaktan hicap etti. Çünkü Efendimiz o yaşta irtihali dar-ı beka eylemişti. Ahmet Yesevi Hazretleri kendisine toprak altında mezar gibi bir çilhane kazdırdı. Kalan ömründe 10 yıl son nefesine kadar irşadına orada devam etti. İşte aşıkının maşukunda fani olması. Sakarya'nın Karadeniz'e karıştığı anda bütün kimlik ve şahsiyetini bertaraf ederek Karadeniz'den bir cüz olması gibi. Bu misalleri sonradan başkası yapmaya teşebbüs etse ruhsuz bir taklit olur. Onlar için ise gönülden bir aşk ve samimiyetin tezahürü olmuştur. Fahri Kainat Efendimiz'e muhabbet ve ona vasıl olma iştiyakını arif ve aşık gönüller nazmın diliyle de ne güzel terennüm etmişlerdir. Gönlü Hazreti Peygamber aşkıyla dopdolu bir şair olan Fuzuli bir gazelinde şöyle der: Gülü ruhsaruna karşı gözümden kanlı akarsu, Habibim faslı güldür bu, akarsular bulanmaz mı? Ya Resulallah, gül mevsiminde akan suların bulandığı gibi, senin aşkından sana kavuşup kavuşamayacağımın endişe ve derdinden, gül yüzüne karşı yalvarmaktan
gözümden kan yaşlar akıyor. Esad Erbili rahmetullahi aleyh hazretleri de muhabbeti Resulullah'ın vecd ve istigrakı içinde ışık etrafında yanan pervaneler gibi bir hale büründü. Her şeyde bu muazzam aşkın inkas ettiği ateşleri temaşa etti. Büyük bir gönül yangını içinde şöyle dedi: Tecellâ-i cemalinden Habibim ne bahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hak-ü har ateş. Ey Habibim, senin cemalindeki güzelliğin tecellisinden dolayı ilkbahar bile ateş kesildi. Gül de ateş, bülbül de ateş, sümbül de ateş, toprak ve dikenler de ateş halinde. Yaman Dede ise Fahri Kainat Efendimiz'e olan derin muhabbet ve iştiyakını samimi gözyaşları içerisinde şu yanık mısralarla dile getirdi: Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Muhabbet gönle ait bir hususiyettir. Lakin hakiki bir muhabbet sadece gönülde kalmaz. Oradan taşarak sözlere, fiillere, amellere, tercihlere yani hayatın her safhasına sirayet eder. Sahibi sadece seviyorum demekle kalmadı. Kerahatlerden nasıl kaçtı, nasıl bir takva hassasiyeti içinde yaşadı, onun gönül dünyasında yer alabilmek için her fırsatı ganimet bildi. Nafile ibadetlere koştu. İnfak heyecanıyla yaşadı. Hayatını her anında onunla beraber olmak iştiyakıyla ihya etti. Bu gayeyle her türlü fedakarlığa tebessümle tahammül etti. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh Reci vakasında esir alınmış ve Bedir'in intikamı için öldürülmek üzere Mekkelilere satılmıştı. O kazıklara bağlanmış vaziyette mızraklarla deşilirken "Ya Rabbi benim selamımı peygamberimize götür" dedi. "Beni kurtar" demedi. Kendisinden Efendimiz'e ulaşacak bir selam bütün meşakkatlere bedel oldu. O selam da mucizevi olarak peygamberimize ulaştı. Muhabbetin ölçüsü ve ispatı, fedakarlık. Ashab-ı kiram Allah'a iman ve Efendimiz'e muhabbetlerini defalarca beyatlarıyla tescil ettiler. Akabe'de onu canları gibi muhafaza edeceklerine beyat ettiler. Bedir'de atını denize sürsen ardınca geliriz diye beyat ettiler. Uhud'da onun uğrunda şehit olmaya beyat ettiler. Hubeydiye'de senin gönlünde ne varsa diyerek beyat ettiler. Cenab-ı Hak da tebcil etti: Ey Habibim, muhakkak ki sana beyat edenler Allah'a beyat etmiştir. Fetih Suresi 10. ayet. Biz ne kadar ona beyat içindeyiz. Hazreti Davut'un duası Allah'ın sevgisine bizi götürecek, yaklaştıracak, vasıl edilecek ameli salihleri talep etmekle itham ediyordu. Çünkü muhabbeti salih amellerle tescil eylemek şart. Gaflete düşmemek için her an Cenab-ı Hakk'ı zikredebilmeliyiz. 1. Ahmet Han'ın dediği gibi: Zikreyle Hakk'ı her nefes, Allah bes, baki heves. Pes gayriden ümidi kes, tekrarı zikrullah ile. Allah bes ifadesi, Allah bana yeter demektir. Samimi bir şekilde Allah bana yeter diyebilen bir mümin için bakisi yani geriye kalan her şey boş bir hevesten ibaret kalır. Böyle bir kalp her baktığı yerde ilahi kudret akışlarını ve azamet nakışlarını okur. Şairin dediği gibi tefekkürü bir iman anahtarı haline getirir. Her çare var Hak'tan sana,
dermanı zikrullah ile. Gökler direksiz baksana, fermanı zikrullah ile. Bu zikir ve tefekkür derinliği içinde namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi kılmalıyız. Çünkü o benden gördüğünüz gibi namaz kılınız buyurdu. Orucumuz onun orucuna benziyor mu? Mide ile beraber ağız, göz ve kulağımıza da oruç tutturabiliyor muyuz? Gönlümüzü de haramlardan ve kerahatlerden uzaklaştırabiliyor muyuz? İnfakımızda onu takip edebiliyor muyuz? Sağ elimizde verdiğini sol elimiz bilmeden zarif ve nezaketli şekilde infakta bulunabiliyor muyuz? Nefsimizin hodgamlığını, bencilliğini yenip isarın azını tadabiliyor muyuz? Haccımız onun tarif ettiği huzur ve seviyeye vasıl olabiliyor mu? Fısktan, cidalden, hayasızlıktan tamamen kurtulabiliyor muyuz? Kabe'ye vardığımızda Kabe'nin Rabbine muhabbet ve marifetimiz artıyor mu? Kur'an-ı Azimuşşan'ı onun gibi okuyabiliyor muyuz? Kur'an'ı okurken imanımız kuvvet buluyor mu? Kalbimiz titriyor mu? Hazreti Davut'un duasını tekrar ederek hitama erdirelim. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran salih amelleri isterim. Allah'ım, bize zatının muhabbetini ve Habibinin muhabbetini nasip eyle. Rızana eriştirecek amellerde bizleri vazifelendir. Amin.